Safevi sikkeleri aslında yüzyıllardır süregelen bir geleneği sürdürmektedir. Mali açıdan çok değerli olup ticarette de önemli bir yere sahip olmalarının yanı sıra üzerlerindeki yazılar kullanıcılarına mesaj verir. O dönemin hükümdarları da bu sikkeleri dini inançları hakkında bilgi vermek için kullanmışlardı. Ayrıca zaman içinde dil Arapçadan Farsçaya değişmişti. Ve aslında tüm bu bilgilere sıradan bir insana çok sıkıcı gelebilecek olan bu küçücük parçalar üzerindeki yazılar sayesinde ulaşabiliyoruz. Mesela Şah Abbas dönemine ait bu altın sikke, gördüğünüz gibi gerçekten de çok küçük olmasına rağmen iki yüzünde de farklı ve önemli bilgiler taşıyor. Normalde İslami sikkelerin ortasında La ilahe illallah Muhammeden Resulullah, yani Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir yazar. Ama bu sikkede peygamberle ilgili olan kısım merkezin çevresinde yer almakta. La ilahe illallah yazısı sikkenin orta kısmının etrafında yer alırken merkezde Şii Müslümanların peygamberin varisi olarak kabul ettikleri peygamberin damadı İmam Ali'nin ismi var. Burada verilen mesaj son derece önemli bir mesaj. Sikkenin arka kısmında ise sikkeyi basan hükümdar hakkında bilgiler var. Yazıda Farsça Şah-ı Velayat kelimesi, yani İmam Ali'nin krallığının hükümdarı ifadesi kullanılıyor. Şah Abbas bu şekilde ilk Şii imamı ve Hazreti Muhammed'in damadı olan Ali'ye olan bağlılığını vurguluyor. Bu sikke üzerinde Fars Nastalek kaligrafisi için gösterilebilecek çok seçkin bir örnek var. Sikkenin tarihi olan Hicri 1121, miladi takvimde 1709'a denk geliyor. Ön yüzde her zaman inançla ilgili açıklamalar bulunur. Böylece sikkenin ön ve arka yüzleri arasında ayrım yapabiliyoruz. Yine Fars Nastaleki ile La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Aliyen Veliyullah yazıyor. Yazı çiçekler ve noktalarla süslenmiş ve göze çok güzel görünmekte. Arkasında Safevi hükümdarı Hüseyin'in ismi var. Tüm Safevi hükümdarları unvan olarak Ali'nin krallığının hizmetkarı ya da kölesini kullanmışlardır. Tam burada alt kısmında ise sikkenin Hicri takvime göre 1121 yılında İsfahan'da basıldığı yazılı. Bu miladi takvimde 1709'a denk geliyor. Tüm bunlar Safevi hükümdarlığının İran ve Pers tarafının önemini, Farsçanın da Safeviler için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.